Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dizi işleyeceğiz. Arkadaşlar, bir ifademizi belirtmesi için pozitif doğal sayılardan, yani en yerine pozitif doğal sayı verdiğim zaman nereye gitmek zorunda? Bir reel sayıya gitmek zorunda. Şimdi aşağıdaki fonksiyonların hangisi dizi belirtir demiş. Şimdi arkadaşlar, en yerine 1 verdim, problem yok. Ama en yerine 2 verdim, 3 bölü 0. 3 bölü 0 nedir? Sonsuzdur. Bir reel sayıya gitmediği için dizi belirtmez. Aşağıdaki kök içinde n eksi 2 eşittir efendim. N yerine 1 verdiğim zaman kökün içi ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 oldu. Arkadaşlar, burası çift iken içerisi negatif olabilir mi? Hayır, olamaz. O yüzden bu ifade dizi belirtmez. Devam ediyorum. 1 bölü n dizi belirtir mi? N yerine 1 verdim, 1. 2 verdim, 1 bölü 2. 1 bölü 3. Bu şekilde sonsuza kadar gider değil mi arkadaşlar? Yani tanımsız yapan bir değer olmadığı için dizi belirtir. AN eşittir n artı 1 bölü 2n artı 5 dizisinin kaçıncı terimi 3 bölü 7 olur? Hemen ne yapacağım? N artı 1 bölü 2n artı 5'i 3 bölü 7'ye eşitleyeceğim. İşler dışlar çarpımı 7n artı 7 eşittir 6n artı 15 der. N'i kaç bulurum arkadaşlar? 8 bulurum. Dizisinin 5. terimi kaçtır? Şimdi arkadaşlar, toplam biçiminde verdiği için 1. terimi 2'dir. 2. terimi 2 ile 7'nin toplamıdır. 3. terimi 2 ile 7 artı 12'nin toplamıdır. 4. terimi 2 artı 7 artı 12 artı 17'nin toplamıdır. 5. terim o zaman 2 artı 7 artı 12 artı 17 artı 22'nin nedir? Toplamıdır. Nedir arkadaşlar? O da 60'tır. AN eşittir kosinüs NP bölü 4. İlk 4 terimin toplamı. Şimdi N yerine 1 verdim. Kosinüs P bölü 4. Neye eşittir arkadaşlar? Kök 2 bölü 2. N yerine 2 verdim. Kosinüs P bölü 2. Neye eşittir? 0. N yerine 3 verdim. Kosinüs 3P bölü 4. Neye eşittir? Eksi kök 2 bölü 2'ye eşittir. N yerine 4 verdim. Kosinüs pi neye eşittir? Eksi 1'e eşittir. Arkadaşlar, bunların toplamı ne gelir? Eksi 1 gelir. Dizisinin kaç terimi negatiftir? Yani bu dizinin ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. Hemen çarpanlarını ayırıyorum. N eksi 4'e n artı 3 bölü 2n eksi 3. Hemen sıfır yapan köklerini buluyorum. N yerine 4 verdim. Eksi 3 olabilir n. Ya da 3 bölü 2 olabilir. Hemen tablomu çizdim. Eksi 3, 3 bölü 2, 4. Ne ile başlayacağım? Artın artıya bölümü artı ile başlayacağım. Artı, eksi, artı, eksi. Bana sıfırdan küçük olan yerleri al diyor. Buralar. Arkadaşlar, n yerine eksi 4 veremem. Ne dedim? N. N dediğim arkadaş pozitif doğal sayılardan başlamak zorunda. O yüzden n yerine eksi 4 veremem. Burayı alamam. O zaman 3 bölü 2'den büyük, yani 1,5'tan büyük ne alabilirim? 2, 4'ten de küçük 2 ile 3'ü alabilirim. 2 değer alırım arkadaşlar. A14, A15 ve A16 kaçtır? Şimdi arkadaşlar, bu 3'e böldüğünde kalan ne demek istiyor? 1. 3'e böldüğümde kalan ne? 2. Bu arkadaş da 3'e ne demek istiyor? Tam bölünüyor. Şimdi 14'ü 3'e böldüm. Kalan nedir? 2. O yüzden 14'ten 1'i çıkardım. Ne geldi? 13 geldi. 15 3'e tam bölünüyor. 15 artı 1 ne geldi? 16 geldi. 16 3'e bölündüğünde kalan ne? 1. O yüzden ne geldi? 16'nın karesi geldi. Bunların toplamı da nedir arkadaşlar? 285'tir. Şimdi kaç terimi tam sayıdır dediği zaman arkadaşlar, mutlaka polinom bölmesi yapmam lazım. 2n kare artı 3n eksi 10'u neye böleceğim? N artı 2'ye böleceğim. Yani polinom bölmesi yapmam lazım. Hemen polinom bölmemi yaptım. 2n eksi 1 eksi 8 bölü n artı 2. Şimdi bundan sonra neye bakacağım? 8'in bölenlerine bakacağım. Neler olabilir? 8 neye bölünür? 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür ve 8'e bölünür. O zaman n artı 2 1 ise n eksi 1. N artı 2 2 ise n 0. N artı 2 4 ise n 2. N artı 2 8 ise n 6.
Arkadaşlar n eksi 1 alamaz. N 0 alamaz. Neler alır? 2 ve 6 alır. N elemanı pozitif doğal sayı olmak üzere. Eğer A biçiminde bir ifadeyi verdi. A'dan reel sayılara giden fonksiyonları sonlu dizi. Tüm doğal sayıları verdiğim ve reel sayılara giden ifade de sonsuz dizidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada A'yı vermiş 1, 2, 3. Yani N yerine 1, 2 ve 3 yazabilirsin. O zaman bunlar nedir? Mesela 1, 2 ve 3. Bu nasıl bir dizi oldu o zaman? Sonlu bir dizi oldu. Sabit dizi, bütün terimleri birbirine eşit olan dizilere sabit dizi denir. C eleman pozitif reel olmak reel sayı iken her N eleman pozitif doğal sayı ise AN C biçiminde bir ifade ise sabit dizidir. Yani AN eşittir 5. Bu nedir arkadaşlar? Sabit bir dizidir. Ne olacak sabit bir dizi olması için? Burada N'li terim olmayacak. Sabit bir sayı olacak. O zaman biz ona ne diyoruz? Sabit dizi diyoruz. Şimdi AN eşittir 3N artı K bölü 3 artı 2N sabit dizi ise K kaçtır? Şimdi fonksiyonlardan da biliyoruz. AX artı B bölü CX artı D sabit dizi ise A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranına eşit olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde burada N'leri alt alta getirdiğim zaman sabit bir dizi ise 3'ün 2'ye oranı K'nın 3'ü oranına ne olacak? Eşit olacak. O zaman K'yı ne bulurum arkadaşlar? 9 bölü 2 bulurum. Şimdi dizisi sabit bir dizi. Ne dedim? Sabit bir dizi ne demekti? AN eşittir 7 gibi. Yani sabit bir sayıya gidiyor. Yani burada C dersek N'li terim olmayacak. Sabit sayı olacak. Sabit dizi ise. O zaman n'li terim olmayacaksa burada n karenin önünde ne var? B eksi 2 var. B eksi 2'yi neye eşitleyeceğim? 0'a eşitleyeceğim. B nedir? 2. C artı 1'i 0'a eşitledim. C nedir? Eksi 1. O zaman bunlar gitti. A n eşittir. İkisinin çarpımı nedir? Eksi 2. A 5 de neye eşittir arkadaşlar? Eksi 2'ye eşittir. Dizilerin eşitliği. AN eşittir BN oluyorsa A ve B, AN ve BN dizileri eşit dizilerdir. Yani A1 B1'e eşit, A2 B2'ye eşit, A3 B3'e eşit. Bu tür dizilere ne diyoruz biz? Eşit diziler diyoruz. Mesela eşit dizilere bir tane örnek verelim. AN 1, 3 toplam şeklinde 1 artı 3 artı 5 artı 7 2N eksi 1'e kadar gidiyor. BN de N kare. Şimdi AN'in birinci terimi 1. İkinci terimi bu ikisini toplamı 4. Üçüncü terimi bu üçünü toplamı 9. Böyle gidiyor. B 1 verdim 1. 2 verdim 4. 3 verdim 9. O zaman bu AN dizisiyle BN dizisi birbirine ne oluyor arkadaşlar? Eşit oluyor. Dizilerde işlemler. AN N artı 2 olsun. BN N kare olsun. Arkadaşlar bu ikisinin toplamı şu şekildedir. N kare artı N artı 2. Çarpımı hemen bununla bunu çarptım. N küp artı 2N kare. Bölümü aynı gördüğünüz şekilde olur. Mesela N artı 2 2 ile çarptığım zaman ne gelir? 2N artı 4 gelir. Şimdi bunu fonksiyonlarda da yapıyoruz arkadaşlar. Mesela A'da 2N artı 1'i vermiş. A N'i soruyorsa. Şimdi 2n artı 1'i vermiş a n'i soruyorsa arkadaşlar şu 2n artı 1'i tersini alacağız. Tersini alabilmek için 2n artı 1'i y'ye eşitliyorum ve n'i yalnız bırakıyorum. N'i yalnız bıraktım y eksi 1 bölü 2. Y gördüğüm yere n yazarsam n eksi 1 bölü 2 buldum. Şimdi bulduğum bu tersi burada n gördüğüm yere yazacağım. 4 çarpı n eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı n eksi 1 bölü 2 artı 3. Gerekli işlemleri yaptığım zaman 2n eksi 1 bölü n artı 2 bulurum. Bu diziye ait olan a 4n artı 1 dizisinin bu dizisini soruyor.
Üçüncü terimi kaçtır? Hemen en gördüğüm yere 3 yazdım. 3 kere 4 12, 1 ekledim 13. Bana neyi soruyor? A'da 13'ü soruyor. Hemen geldim. En gördüğüm yere 13 yazarsam ne gelir arkadaşlar? 9 bölü 7. A 4'ü vermiş 6. A n artı 1 eşittir 5 n çarpı A n olduğuna göre A 10 kaçtır? Hemen A 10'u bulmak için en yerine 9 verdim. Bu şekilde geldi. Sonra 9'u bulmak için 8. Sonra 7, sonra 6, sonra 5, en sonda ne verdim? 4 verdim. Şimdi ben bunları taraf tarafa çarptığım zaman hep bakın A9, A9'da, A8, A8'de, A7, A7 ile, A6, A6 ile, A5, A5'te gitti. Şimdi kaç tane 5'in çarpımı oldu? 6 tane 5'in çarpımı oldu. Burası ne oldu? 9'dan başlayarak 4'e kadar bir de A4 çarpımı oldu. A4'ün 6 olduğunu vermiş. Ben 6'yı da 2 ile 3 olarak yazabilirim. O zaman şurası nedir arkadaşlar? Ne olur? 9 faktöriyel olur. O zaman 5 üzeri 6 çarpı 9 faktöriyel benim istediğim sayıdır. Hemen A2 3, AN artı 1 eşittir. AN artı 1 ise A40 kaçtır arkadaşlar? Şimdi en yerine gene indirgemeli dizi. En yerine 39 verdim. Bu şekilde. AN'i önce buraya attım. AN artı 1 eksi AN eşittir 1 oldu. En yerine 39 verdim. Bunu elde ettim. 38 verdim. Bunu elde ettim. En son en yerine ne verdim? 2 verdim arkadaşlar. Hep bunlar birbirine ne yaptı bakın? Götürdü. Elimde ne kaldı? A40 eksi A2. Burada toplama yaptığım için. Şunların toplamını nasıl buluyoruz arkadaşlar? Kaç tane terim var? Son terim 39 eksi ilk terim artı 1. Yani 38 tane ne var burada arkadaşlar? 1 var. 38 tane 1'in toplamı nedir? 38'dir. A2'nin de 3 olduğunu vermiş. Bu tarafa attım. A40'ı kaç bulurum arkadaşlar? 41 bulurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.